Güne Bakış'tan herkese iyi akşamlar. Mülteci karşıtı, bağımsız medya, sivil toplum kuruluşu ve yargıya yönelik saldırılarla suçlanan Viktor Orban hükümetini yaptırımlarla karşı karşıya bırakabilecek tarihi oylama sonuçlandı. Avrupa Parlamentosu Lisbon Anlaşması'nın 7. maddesinin uygulanmasını kabul etti. Tüm bu konuları ve Avrupa'da yükselen aşırı sağ hareketleri siyaset bilimci ve gazeteci Sezin Öne ile konuşacağız. Sezin Hanım hoş geldiniz. Merhaba, merhaba. İsterseniz böyle başlayalım. Öncelikle Lisbon Anlaşması'nın 7. maddesi yani Avrupa Birliği değerlerine sistemsel tehdit oluşturmak maddesi kabul edildi evet. Macaristan hükümeti için. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Öyle başlayalım bu kararı. Daha önce aslında bu madde Polonya'ya karşı tetiklenmişti zaten, uygulanmaya konmuştu. Ama onun farkı Avrupa Birliği Komisyonu o zaman inisiyatif almıştı. Şimdi bu sefer Avrupa Parlamentosu, yani işte Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin oy vererek seçtikleri halkın temsiliyetinin olduğu Avrupa Parlamentosu böyle bir tavsiye kararında bulundu. Yani dolayısıyla hem ilk defa hem ilk defa değil aslında bu maddenin kullanılışı. Şimdi şöyle 21 Aralık 2017'de bu işte Polonya'ya karşı Avrupa Birliği Komisyonu tarafından uygulanmaya konması söz konusu olmuştu. O zaman 7.1 yani bu iki şeyi var, bölümü var bu madde 7'nin, Lisbon Anlaşması'nın 7. maddesinin. Hı hı. O da uyarı kısmı Polonya hı hı. için devreye girmişti. İkinci kısmı resmen yaptırımların, kısıtlamaların başlaması, işte oy kısıtlaması gibi. Onun dışında başka yaptırımlar da olabilir, ekonomik vesaire. Yani işin ciddi kısmı aslında 7.2 kısmı, hı hı. fiili kısmı. Fakat ne oldu? İşte bu 21 Aralık'ta bu madde devreye girdi Polonya'ya karşı 2017'de, geçen yıl. Henüz bir şey tam olmadı. Süreç zaten yavaş ilerliyor. İşte Polonya'ya karşı şimdi zaten 2014'te birazcık da Avrupa Birliği bu konuları daha da güç hale getirmişti. 7. maddenin uygulanması konusunu. Şöyle ki bir değerlendirme, uyarma ve izleme mekanizması gibi üçlü bir şey ortaya konmuştu. Orada da 7. madde uygulanırken ve uygulanmadan önce asıl. Dolayısıyla böyle bir adım adım yavaş yavaş bir hali var aslında bu 7. maddenin uygulanmasının. Şimdi Polonya'ya karşı ne oldu? Bu 6 ayda aşağı yukarı maddenin devreye girmesinden ilk defa işte Temmuz başında Polonya'ya bir araştırma durumu izlemekle ilgili bir uyarı gene gitti. Dolayısıyla ne olacak? Şimdi Polonya'nın bu konuda Avrupa Birliği'nin kendisine daha önce yaptığı uyarılarla ilgili ikinci uyarıyı alması ve ne yaptığının bu süreçte, bu 6 aylık süreçte ve ne yapmaya niyeti olduğunun bir değerlendirilmesi söz konusu. Şimdi Avrupa Birliği kurumlarında işte zaten dediğim gibi Polonya bu yapılıyordu. Macaristan'a şimdi ne olacak? Avrupa Parlamentosu bir tavsiye kararı verdi. Dolayısıyla bu tavsiye kararının hayata geçmesi gerekecek Avrupa Birliği Komisyonu tarafından. Ve bu ne kadar olacak, olacak mı? Önümüzdeki dönemlerde göreceğiz. Ama bunun bir politik savaş olduğunu unutmamak lazım. Viktor Orban da hemen zaten bu daha oylanmadan önce karşı bir çıkış yaptı. Ve dedi ki işte bu Macar halkına açılan bir savaştır. Bir kuşatmayla karşı karşıyayız. Dolayısıyla o da tabii kendine olayı çevirmeye çalışmakla meşgul. Şimdi tüm bunlar tabii çok tanıdık geliyor. Popülist politikaların, dış düşmanların saldırıları ve iç düşmanlar, işbirlikçileri gibi bir algı söz konusu Macaristan'da da. Bir algının daha doğrusu empoze edilmesi söz konusu. Tabii bu karşısında ne kadar tutacak, ne olacak bilmiyoruz. Burada bir adım izin verirseniz geri gideyim. Birkaç adım daha doğrusu. Bu 7. maddenin ilk ortaya çıkışına gidelim. Avrupa Birliği ilk genişlerken ve işte şey yaparken
aslında bugünkü haline dönüşürken Amsterdam Anlaşması'nın ilk defa karşılığında çıktı. 1999'da bu madde. Bu maddenin iskeleti diyelim. Sonradan da işte bu Lizbon Anlaşması 17 yıl önce bu şeklini aldı. Şimdi bütün bu işte süreçlerden geçtikten sonra tabii bunları öngörülmemişti ve nasıl uygulanacağı da hala bugün tartışma konusu. Çünkü çok fazla iterseniz konuyu, çok fazla baskı aracı haline getirirseniz ki bu maddeye nükleer seçenek deniyor Avrupa Birliği'nde. Bu sefer ters teper ve karşı taraf popülist politikacılar bunu kendi lehlerine, işte tam da bu savaş altındayız, işte kuşatma altındayız gibi kullanırlar diye bir dert var Avrupa'da, Avrupa genelinde, politikacılar arasında da, kurumsal olarak da bu tartışma sürüyor. Kimileri madde var ve bunu layıkıyla kullanalım derken, kimileri de bu işte tam tersine bizden uzaklaştıracak Avrupa halkını gibi de bir endişe var. Bu arada son şeye de dikkat çekeyim. Zamanında bu Jörg Haider tabii ki 2000'lerin başında onun çıkışı söz konusu olmuştu Avusturya'da. Ve ironik olarak Haider bu maddeyi destekliyordu. Avrupa Birliği'nin genişlemesini de aslında Avusturya halkına karşı bir savaş olarak nitelemişti. Dolayısıyla bu maddeyi desteklemesinin sebebi bu Avrupa Birliği değerlerinin aslında bir şekilde korunması gerektiği vesaire, Avrupa Birliği'nin savaş içinde olacağı kendi halkına karşı gibi böyle enteresan tahayyülleri vardı. Sonradan bu madde kendisine karşı kullanıldı 2000'lerin başında. Aslında madde tam değil de yani daha doğrusu bütün bu Avrupa Birliği'nin yaptırım sistemi. Dolayısıyla o zaman işte Jörg Haider'in yükselişiyle Avusturya'da Avusturya ilk defa AB yaptırımlarına maruz kalmıştı. Fakat o zaman da işte ters tepti, tepmedi, ne oldu vesaire diye sonra çok kısa zamanda geri adım atmıştı Avrupa Birliği ve Avrupa ülkeleri. Ve Haider'in popülaritesinin arttığı gerekçesiyle, düşüncesiyle Avusturya yaptırım kapsamından çıkmıştı. Bugün zaten kendisi merhum Haider ama fikirleri iktidarda, gerçekten de iktidarda. Çünkü Özgürlükler Partisi koalisyon ortağı bildiğiniz gibi Avusturya'da. Ben de aslında bir sonraki sorumu sırada sizce hangi ülkeler var ya da yeni yaptırımlara maruz kalacak ülkeler var mı demişken siz Avusturya'yla devam etmiş oldunuz. Şimdi aslında belirtmiş oldunuz yani tam uygulama aşaması maddenin ikinci kısmı. Şimdi evet. Biraz siz çok sıklıkla da Macaristan'a gidip gelen birisiniz. Orada uzun zaman geçiriyorsunuz dönemsel olarak. Nasıl karşılandı? Yani Viktor Orban tarafından nasıl karşılandığını biliyoruz ama kamuoyunda nasıl karşılandığına dair bir öngörünüz, fikriniz var mı acaba? Şimdi acaba kamuoyu bunu genel olarak nasıl karşılayacak? Tarih çok yeni tabii konu. Fakat Orban'ın çok ateşli de bir konuşması oldu dediğim gibi. Yani bu bir savaş olarak kendi halkına, Macar halkına çerçeveledi, böyle sundu. Bu Macar halkı tarafından nasıl karşılanıyor? Budapeşte farklı karşılıyor. Budapeşte kozmopolit ve daha Avrupa'ya yüzünü dönmüş bir kent olarak ve çok göç alan, kırsal kesimden çok göç alan bir kent olarak karşımıza çıkıyor. Fakat kırsal kesimde büyük bir Orban desteği var. Bunun işte Viktor, bizim Viktor birinci adıyla hep hitap ediliyor kendisine kırsal kesimde. Kendi halklarını koruyan ve özellikle de bu işte göçmen tehdidine karşı esmer kapkara göçmenlerin ve İslam'ın istilasına karşı kendilerini koruyan güçlü lider olarak görüyorlar ve aynı zamanda Macaristan'ın o çok hak ettiği imparatorlukla döneminde de gasp edilen, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu döneminde de gasp edilen haklarını ve daha sonra da işte Sovyetler Birliği tarafından da gasp edildiğini düşündükleri haklarını geri alan ve Macaristan'ın o özel kültürünü, o milli kültürünü, yerli ve milli değerlerini Avrupa
ya karşı savunan lider olarak görüyorlar. Dolayısıyla bu algı şimdi oradaki çatışma muhakkak ki medya üzerinden özellikle halka çok yansıtılacak. Ve orada da bir Soros tabii hadisesi var veya Macarca telaffuzuyla Soros. Orada işte George Soros'un, Amerikan multimilyarder finansçı Soros'un ki kendisi Macar kökenli, Macaristan'a işte büyük bir karşı kuşatma içinde olduğu ile ilgili aylardır süren bir medyada gündem var ve hükümetin başlıca gündemlerinden bir tanesi de bu. Biri işte göçmen meselesi, diğeri de Soros vakası. Dolayısıyla şimdi bu Soros konusu da tabii dönüp dolaşıp işin bir parçası haline geliyor ve Avrupa Birliği'nin işte Soros'un itelemesiyle kim kimi aracı olarak kullanılıyor tabii bu işte çeşitli komplo teorilerine göre değişiyor ama işte Soros'un o hain planlarının gene devrede olduğu ile ilgili muhakkak ki Macar medyasında birçok şey okuyacağız. Zaten bu arada Macar medyasıyla ilgili şöyle de bir gelişme var. Şimdi orada bütün medya organlarının aslında yani artık zaten orada hükümet dışı medya olarak adlandırılabilecek çok az mecra kaldı. Bütün hepsinin ki ne varsa medya organı olarak bir üst kurulun yönetimine geçmesi söz konusu. Onun dışında faaliyet gösterememeniz söz konusu medya organı olarak. Şimdi bir yandan o tartışmalar da Macaristan'da olduğu için, daha doğrusu tartışmalar demeyelim, Orban'ın uygulamaları olduğu için çünkü pek tartışma ortamı da kaldı denemez. Muhalefet epey dağılmış vaziyette. Bu Nisan'daki seçimlerden sonra, Nisan 2018'deki seçim hezimetlerinden sonra. Dolayısıyla tartışma değil de Orban'ın uygulamalarıyla herhalde Orban da bunu bir kendine basamak olarak kullanıyor olacak daha çok. Şimdi Avrupa'da yükselen aşırı sağ hareketleri konuşacağız. Sağ popülizmin yükselişini konuşacağız dedik. Bir de İsveç seçimleri aslında benzer, yani korkulan olmadı belki ama İsveç demokratları bir önceki seçimde %12 iken geçtiğimiz hafta yapılan seçimlerde %17 oranında oy aldılar. Siz de çok kapsamlı bir yazı kalemi aldınız bu konuyla ilgili. Orada neler oluyor? Şimdi bir kere her şeyden önce Suriye Savaşı'nın hepimizi değiştirmesi söz konusu. Hepimiz derken toplumlar olarak ve onun ötesinde de politika tabii toplumun yansıması, aynası ve aynı zamanda toplumu da değiştiren, biçimlendiren güç olarak politikanın da dönüşümü söz konusu. Ve Avrupa genelinde her yerde işte milliyetçi partilerin, aşırı sağ partilerin veya da sağ popülist partilerin yükseldiğini görüyoruz. Aynı zamanda yükselmelerinin yanı sıra partiler, parti sistemleri de bir anlamda bir parçalanma döneminden geçiyor. Nedir? Bu geleneksel partilere oy kaybederken, geleneksel güçleri olan partilere oy kaybederken daha farklı konulara odaklanan, mesela Yeşiller de bazı yerlerde oy kazanıyorlar. Veyahut da işte başka bir belli ajandaya diyelim bir gündeme odaklanan partilerde oy kazanmaktalar. Ama bunu en çok güç kazanan, en çok puan kazanan partilerde aşırı sağ partiler veya popülist partiler. Dolayısıyla şimdi İsveç'le ilgili de şu yorumlar yapıldı. Yani aslında çok fazla abartıldı bu medya tarafından. İsveç'teki göçmen korkusu ve işte bu İsveç demokratlarının yükselişi. Aslında İsveç demokratları marjinalize edilmiş bir parti zaten. Siyasette bir etkisi olmayacak ve zaten beklendiği gibi böyle çok yüksekte bir oy almadılar gibi. Çünkü iki kamuoyu araştırması onları yüksek göstermişti. Hatta iktidara oynayan noktada göstermişti. Onlar yanılmış dendi. Fakat ben bu görüşe çok katılamıyorum. Çünkü benim için o %17'lerde bir oy İsveç gibi bir ülke için, İsveç demokratları ki neonazi kökenli bir hareket, çok fazla.
Bu hakikaten de bir olay ve medyanın da üstünde durması gereken bir olay. Ve işte bu sansasyon peşinde koşan bir medya yorumu bence çok doğru değil. Burada hakikaten popülizm üstüne çok fazla şey yazılıp çiziliyor. Artık en popüler konu hakikaten akademi dünyasındaki ve popüler konularında bir şanssızlığıdır. Herkes üzerine konuşur fakat çok az şey üretilir, gerçekten dişe dokunur. Ve orada da işte popülizm üzerine yazan çizenlerin, duayenlerinin de bir bıkkınlığı söz konusu. Yeni bir şey söylemek istiyorlar onlar da ve biraz bu anlamda haklarının yendiğini düşünüyorlar herhalde. O yüzden onlar da işte genelde bu İsveç demokratları konusu çok abartılıyor diyenler de var onlardan. Ama dediğim gibi yani mesele biz hakikaten popülizmi tam olarak anlamış, teşhis etmiş bu kadar çok üzerine yazılıp çizilen şeye rağmen değiliz. Neden dünyanın her tarafında farklı farklı birbiriyle çok alakasız yerlerinde bu tarz bir lider kültü, popülist lider kültü çağımızda var? Bu sorunun tam cevabını vermiş değiliz. Her ülkenin kendine göre cevapları, açıklamaları olabilir şartlarına göre, koşullara göre. Ama bu cevabı veremediğimiz gibi kendi aramızda da tartışmaya düşüyoruz bir anlamda yorumcular olarak. Senin yorumunda şöyle hata var, benim yorumumda böyle üstünlük var gibi. Aslında meseleyi çözebilsek herhalde çok şey fark edecek ama ben daha çok giderek bunun aynı zamanda bir muhalefet meselesi olduğunu da düşünmeye başlıyorum. Biz hep iktidarlara odaklanıyoruz ama biraz da herhalde muhalefetlerin neden bu durumda olduklarına bakmak gerek. İşte Avrupa'da kendini bir geleneksel partilerin parçalanmasıyla ortaya koyuyor bu durum. Türkiye'de de farklı şekillerde ortaya koyuyor. Türkiye'de de işte bir yandan geleneksel partiler, artık gelenekselleşen AKP gibi bir parti veya CHP'nin hem oy kaybı var hem oylarını muhafaza etme halleri var her şeye rağmen. Yeni sisteme giren partiler olamıyor veya yeni hareketler ortaya çıkamıyor. Dolayısıyla işte aynı aslında trend Avrupa'yı ve Türkiye'yi farklı biçimlerde etkilemiş oluyor. Şimdi aslında merak ettiğim şey şu, biraz bahsettiniz ama yani Avrupa Birliği değerleri artık tehlikede gerçek anlamda denebilir mi sizce şu anki aşamada? Tabii Avrupa Birliği'nin değerleri kendi vatandaşlarına karşı ne kadar tehlikede tartışılır. Çünkü Avrupa'da gayet güzel bir hayat devam ediyor. Gerek ekonomik anlamda olursa olsun, gerekse işte haklar ve özgürlükler bakımından olsun. Tabii bu dediğim gibi göreceli bir şey. Ben Türkiye'ye göre konuşuyorum. Türkiye'ye nazaran. Elbette ki Avrupa Birliği'nin içinden baktığımızda durumlar çok korkunç işte vesaire. İşte Macaristan'da özellikle biriyle konuşursanız Macaristan'da hak ve özgürlükler bitmiş gitmiş durumda. Ama biz öyle bir yerdeyiz ki artık yani Ben Macaristan'da ki mesela duruma baktığımda gene de insanların tutuklanmadığını, gene de insanların işte işkence görmediğini düşünerek bizim skalamıza göre farklı bir yerde olduklarını Avrupa Birliği koşulları içinde düşünüyorum. Tabii Macar meslektaşlarım ve Macaristan'daki muhalifler buna çok kızacaktır bunu duyduklarında. Ama bu Türkiye'nin gerçekten ne kadar zor aslında insan hakları bakımından, hak ve özgürlükler bakımından olduğunu gösteren bir şey. Evet, Avrupa Birliği içinde yine de kendine göre bir kıstas, bir belki durumu muhafaza etme, hakkını koruma halleri var. Ama tabii ki baktığınızda müthiş bir değerlerin artık aşınması demeyeceğim ben. Ortadan kalkması, tamamen araçsallaşması gibi de bir durum var. Şimdi mülteci haklarının nereden nereye geldiğini düşünürsek ve mültecilere insan dışı hakikaten de muameleler yapıldığını gözden geçirirsek elbette bu İsveç'te belki böyle olmuyor ama Macaristan'da mesela hakikaten de artık mültecilere su dahi vermek yasak. Düşünün ki artık ölüm döşeğinde olsa bir mülteci, ona bir bardak su verirseniz kanunen suçlu sayılıyorsunuz. Bu noktaya da geldik yani. Şimdi bunu da görmek lazım.
Dolayısıyla bütün bu aslında Suriye Savaşı'ndan sonra mülteci meselesinin büyük ok yaşanan ve daha çok da 2015'ten sonra mülteci kriziyle yaşanan büyük psikozun bütün Avrupa'yı aslında hak ve özgürlükler bakımından dara düşürmesi söz konusu. Ama biz bunu çok daha aslında ağır yaşıyoruz. Belki de çok da adını koymadan yaşıyoruz. Türkiye'nin Suriyeliler meselesi var. Üzerine çok fazla konuşmadığımız, daha da etkilerini tam anlayamadığımız. Ama bence son seçimlerde, mesela 24 Haziran seçimlerinde MHP'nin hiçbir şey yapmadan, hiçbir kampanya yürütmeden oylarını muhafaza etmesinde muhakkak ki bunun da etkisi var. Ve İsveç ile ilgili, aslında İsveç seçimleriyle ilgili yazımda da buna biraz değinmiştim. Ben ulusalcılığım da mesela önümüzdeki dönemde ciddi bir aslında kazanım yapabileceğini, tekrar geçerliliğini Türkiye'de ortaya koyabileceğini düşünüyorum. Gene işte bu aslında milliyetçilik, yükselen milliyetçilik bütün Avrupa'yı da etkileyen ve aslında bizim de yaşadığımız durum yüzünden. Evet. Sezin Öne'ye çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz çok teşekkür ederiz zaman ayırdığınız için. Evet, Avrupa Parlamentosu'nun bugün Macaristan hükümetiyle ilgili aldığı kararı, Lizbon Anlaşması'nın 7. maddesinin uygulanmasının kabul edilişini ve Avrupa'da yükselen aşırı sağ hareketlerin neden yükseldiğini, Avrupa Birliği değerlerinin ne anlama geldiğini, tehlikede olup olmadığını konuştuk. Siyaset bilimci ve gazeteci Sezin Öne'yi bizler için değerlendirdi. Güne Bakış devam ediyor. Hatay'ın Reyhan ilçesindeki bombalı saldırıyı planlamakla suçlanan Yusuf Nazik, MİT tarafından Suriye'nin Lazkiye kentinde yapılan operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre 2013'te Hatay'ın Reyhan ilçesine gerçekleştirilen ve 53 vatandaşın hayatını kaybettiği bombalı saldırıda failleri yönlendiren ve iddiaya göre Suriye istihbaratıyla irtibatı sağlayan Yusuf Nazik için MİT, Lazkiye'de nokta operasyonu gerçekleştirdi. Nazik, aranan teröristler listesinde mavi kategoride yer alıyordu. Nazik yakalanmasının ardından Türkiye'ye getirilerek sorguya alındı. Nazik sorguda Suriye istihbarat birimlerinden aldığı talimatla Türkiye'de eylem arayışına girdiğini, patlayıcıların Suriye'den Türkiye'ye intikalini sağladığını, iki transit tipi araç temin ederek patlayıcıların araçlara yerleştirilmesini organize ettiğini itiraf etti. Amerika Birleşik Devletleri destekli Suriye Demokratik Güçleri IŞİD'in Suriye'nin doğusundaki son kalesine bir saldırı gerçekleştirdi. ABD ve SDG bu saldırıyla beraber IŞİD'e karşı 4 yıldır yürütülen savaşın sonuna gelindiğini düşünüyor. Pazartesi gecesi başlayan saldırıda SDG güçleri karadan Hacin kasabasına doğru ilerlerken ABD de operasyona havadan destek verdi. Hacin, El Şafa ve Susa ile birlikte IŞİD militanlarının Deir ez-Zor'da elde tuttuğu 3 kasabadan biri durumunda. IŞİD lideri Ebu Bekir el-Bağdadi de dahil lider konumunda birçok IŞİD'in bölgede olduğundan şüphe ediliyor. ABD destekli SDG'nin bölgeyi Suriye rejimine terk etmemek ve IŞİD'in yeniden toparlanması önlemek için bölgede hakimiyet sağlayacağı açıklandı. Avusturyalı gazeteci Max Zignast, Salı sabahı düzenlenen operasyonla Ankara'da gözaltına alındı. Zignast'ın görev yaptığı Revolt adlı derginin Twitter hesabından yapılan açıklamada gazetecinin bu sabah 5'te Ankara'da terörle mücadele ekipleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada Türkiye bütün karşıt sesleri bastırmaya çalışıyor, bunu başaramayacak ifadeleri yer aldı. 2015 yılında Almanca yayınlanan Kobane Kuşatması adlı kitabın yazarları arasında yer alan Max Zignast'ın ODTÜ'de akademik çalışmasını yapmak için Türkiye'de bulunduğu belirtiliyor. Revolt dergisi, uluslararası haber ajansı Reuters'e e-posta yoluyla yaptığı açıklamada Zignast ile ilgili olarak uzun yıllardır Türkiye'de yaşayan yazarımız özgürlük ve demokrasi için mücadele eden tutkulu solcu bir aktivisttir dedi. Mülteci karşıtlığı, bağımsız medya, sivil toplum kuruluşu ve yargıya yönelik saldırılarla suçlanan Viktor Orban hükümetini yaptırımlarla karşı karşıya bırakabilecek tarihi oylama sonuçlandı. Avrupa Parlamentosu, Lizbon Anlaşması'nın 7. maddesinin uygulanmasını kabul etti.
Tarihinde ilk defa Avrupa Parlamentosu bir üye devlete karşı 7. maddeyi uygulamayı kabul etti. Avrupa Parlamentosu, Macaristan'ın Avrupa Birliği değerlerine sistemsel tehdit oluşturduğuna karar verdi. Bu gerekçeyle AP'nin 3'te 2'lik çoğunluğu Macaristan aleyhinde oy kullandı. Ancak oylama sonucunda Macaristan yaptırımlara hemen maruz kalmayacak. Karar şimdilik yalnızca kınama niteliğinde. Yürürlüğe girebilmesi için de 28 üye devletin liderinin oy birliği ile kararı onaylaması gerekecek. Fakat Polonya'nın bu kararı karşı oy kullanması bekleniyor. Orban hükümeti yönetimini AB ilkelerine uyumlu hale getirmediği takdirde AB parlamentosu 7. maddeyi uygulayabilir. Yaptırımlara kapı araladığı söylenen 7. maddeye göre Macaristan, AB konseyindeki oy kullanma hakkını geçici olarak yitirebilir. Bu mekanizma, üye devlet, insanlık onuru, özgürlük, demokrasi, eşitlik, hukuk devleti ve insan haklarını ihlal edecek adımlar attığında yürürlüğe sokuluyor. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Juncker bugün Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı ve senelik çalışma programını anlattığı birliğin durumu konuşmasında mülteci yakınlarına karşı 10 bin kişiden oluşacak ve 2020'de devreye girecek sınır koruma gücü oluşturulmasını önerdi. Görev süresi gelecek yıl sona erecek olan Juncker, birliğe üye ülkelere göç konusunda geçici çözümlerle günü kurtarmak yerine birlik üyeleri arasında dayanışmayı arttırma çağrısı yaptı. Juncker, üye ülkeler arasındaki dayanışmanın artmasıyla birliğin uluslararası siyasette etkisinin artacağını ve küresel bir oyuncu olacağını söyledi. Bu bağlamda Euro'nun uluslararası sahnede daha fazla öne çıkması gerektiğini savunan Lüksemburglu siyasetçi, yılda 300 milyar euroya tekabül eden ithal ettiğimiz enerjinin ödemelerini, enerji ithalinde sadece %2'lik payı olan ABD'nin dolarıyla yapmamız çok saçma dedi ve ekledi. Euro, daha egemen bir Avrupa'nın yeni yüzü ve enstrümanı olmalı. 2016 yılında kurulan Türkiye Varlık Fonu Yönetim AŞ'nin yönetimi değişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Türkiye Varlık Fonu Yönetim AŞ Başkanlığı'na kendisini atadı. Başkan vekili ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak oldu. Değişikliği Profesör Yalçın Karatepe değerlendirdi. Evet, bugün yapılan yönetim değişikliği bana ilginç geldi. Cumhurbaşkanlığı Varlık Fonu Başkanı olması ve ekonomiden sorumlu bakanın da başkan yardımcısı olması bu fonla bana ilginç geldi. Şöyle ilginç geldi. Biliyorsunuz bu fon kurulduğu zaman özel hukuk hükümlerine tabi bir özel şirket olarak kuruldu. 2016 yılının 8 Ağustos'unda çıkarılan tam kanun sayısına söyleyeyim 6741 sayılı kanunla kurulan bu fon tam tarihi 19 Ağustos 2016, özür dilerim, onu da düzeltmiş olayım. Özel hukuk hükümlerine tabi, tamamen kamu denetiminin dışında kurulan bir fon. Kamuya ait varlıkları o zaman çıkan kanunda Bakanlar Kurulu kararıyla buraya aktarıp özel hukuk hükümlerine tabi bir biçimde, herhangi bir kamu denetimine tabi olmadan kullanma amacıyla kurulmuş bir fon. Buradaki kullanım amacını kanunda şöyle tanımlamışlardı. Yurt içinde kamuya ait olan varlıkları ekonomiye kazandırmak, dış kaynak temin etmek, stratejik büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek için bu fon kurulmuştur ve buna bağlı alt fonlar kurulmuştur diye. Şimdi bu işler aslında devletin normalde yaptığı şeylerdir. Ne işte yatırımlar yaparsınız, bunlar büyük ölçekli olur, küçük ölçekli olur, kaynak temin edersiniz, işte hazine aracılığıyla borçlanıyoruz, tahvil ihraç ediyoruz vesaire gibi işlemler yapıyoruz. Bunlar normalde devletin faaliyetlerini sürdürürken yaptığı işlemler. Şimdi bu işlemleri özel hukuk hükümlerine tabi olan bir şirkete devretme ve bunun başına da Cumhurbaşkanlığı ve ekonomiden sorumlu bakanı atamak aslında bir anlamda bu fon aracılığıyla yapılacak bütün işlemlerin kamu denetimi dışına çıkarılması gibi de bir sonuç doğuracaktır. Çünkü bu fona aktarılacak varlıkların ne olacağını eskiden Bakanlar Kurulu karar veriyordu. Şimdi yeni mevcut idari yapıyla Bakanlar Kurulu kalmadı. Cumhurbaşkanı ve ona bağlı bir ekip var. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olarak adlandırdıkları bir yapı var. Bunlar bütün varlıkları buraya aktarabilecekler. Ki şimdiye kadar aktardıkları varlıkları biliyoruz. Halk Bankası, Ziraat Bankası,
Türk Hava Yolları, Çaykur, Borsa, İstanbul vesaire gibi çok sayıda kamuya ait varlığı aktarmışlardı. Hatta hazine arazilerinin 2 milyon metrekare üstünde olan kısmı ilk etapta aktarılmıştı. Şimdi bütün bunları buraya aktarıp bunları kullanarak proje yapmak, proje finansmanı sağlamak, borçlanmak, para piyasasına işlem yapmak, sermaye piyasalarında işlem yapmak, yurt içinde ve yurt dışında borçlanmak, yabancılarla ortaklık kurmak, istedikleri kişilerle uygun faaliyette bulunmak, ticari faaliyet anlamında söylüyorum, gibi işleri yapabilecekler. Ve bütün bunları yaparken ilgili kanunda çok açık bir ifade edildiği şekilde neredeyse kamunun tabi olduğu bütün düzenlemelerden de muhafız oluyor. İşte örneğin rekabet hukukundan muhafız, sermaye piyasası kanunundan muhafız, vergi de çok ciddi kolaylıklar sağlanıyor. Hemen hemen hiçbir vergiyi ödemiyor. Personel istihdamında kamu mevzuatına tabi değil filan gibi. Dolayısıyla kamu varlıklarını siyasi olarak seçilmiş olan Cumhurbaşkanı ve onun tarafından atanan ve siyasi sorumluluğu olan birilerinin kamu denetimi dışında kullanılıyor olmaları benim demokratik bir hukuk sisteminde aslında kabul edebildiğim bir şey değil. Bugünkü atamalarda bu sonucu doğuracaktır. Burada denetim kanunda sadece şu şekilde tanımlanmış. Uluslararası muhasebe standartlarına göre bağımsız denetim ilkelerine göre denetlenirdi. Yani bu herhangi bir ticari işletmenin, kamuya açık ticari işletmenin sahip olduğu denetim ya da yerine getirmek zorunda olduğu denetim anlamına gelmektedir. Burada Sayıştay'ın yaptığı gibi bir uygunluk ya da yerindelik denetimi gibi bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla bu fon yöneticileri buraya aktardıkları varlıklar üzerinde ve buradan elde edecek kaynaklar üzerinde istedikleri gibi tasarrufta bulunabileceklerdir. Bu anlam çıkıyor. ...12 Eylül darbesinin 38. yıl dönümünde Gamze Elvan ve Egemen Gök, 78'liler girişimi sözcüsü Celalettin Can'la konuştu. Can, 12 Eylül darbesiyle hesaplaşılmış olsaydı 15 Temmuz darbe girişimi olmazdı dedi. Faşizme karşı omuz omuza, faşizme karşı omuz omuza. 80 öncesinde Türkiye toplumu işçisiyle, memuruyla, öğretmeniyle toplumsal sürecin doğal mecrasında akıyordu. İnsanlar geleceğini kurabileceklerine dair bir irade sahipleriydi. Biz kendi geleceğimizi kurabiliriz. Biz daha aydınlık bir Türkiye'ye ulaşabiliriz. Bütün toplum bu bağlamda hareket halindeydi. Ama 80 darbesi kendi geleceğini kurmak isteyen, kendi yarınlarına sahip çıkmak isteyen bu toplumun önünü kesti. Ve 3 yıl korkunç bir terör rejimi uyguladı. İşkence, baskı, terör, idamlar, kırla birbirine kovaladı. Sonra toplumsal muhalefeti bastırınca 83'ten itibaren demokrasiye geçti. Ama demokrasiye geçirken 12 Eylül darbesiyle geçti. Demokrasiye geçerken 12 Eylül yasalarıyla ve 12 Eylül yönetmelikleriyle geçti. Demokrasiye geçerken anayasanın geçici 15. maddesiyle geçti. Suç işleyenler yargılanamaz diye. Evet, demokrasiye geçerken %10 seçim barajıyla geçti. Kürtleri de oraya sokmayan sosyalist hareketi, komünist hareketi parlamentoya sokmayan, Kürt hareketini sokmayan ve gayrimenşi bir parlamentoyla geçti. Ve Türkiye'de 1983'te 2000'li yıllara kadar, hatta 2017-18'lere kadar, bugünümüze kadar sivil politikacıların hepsi Türkiye'yi anayasayla ve 12 Eylül yasalarıyla idare ettiler. Yani bir nevi 12 Eylül'e işbirliği yaptılar. Ve bütün 30 yıl bu sürdü. Biz 78'ler 2000'li yıllarda bir 12 Eylül kampanyası açtık. Darbeciler yargılansın. Bütün çabalarımıza rağmen ancak iki darbeciyi yargılayabildik. Hatta iki darbeciyi yargıladık, aydım attık diye bunun ben içeri alındım. 5 ay içeride yattım. Bir nedeni de buydu aslında. Yani. Bu oldu. Ve bugün darbe rejimi sürüyor. Antidemokratik ortam sürüyor. Ve bu darbecilikle biz hesaplaşmadığımız için tek adam rejimi bunun üzerine oturdu. 12 Mart'ta hesaplasaydık 12 Eylül darbesi gelmezdi. 12 Eylül darbesiyle hesaplasaydık 28 Şubat ve giderek 15 Temmuz darbe girişimi ve tek adam rejimi gündeme gelmezdi ve Türkiye demokrasiye geçerdi. Ve bugün Türkiye antidemokratik süreçte debeleniyor.
ve kendi geleceğini arama çabasını geliştirmeye çalışıyor. 11 Eylül saldırılarından 17 yıl sonra saldırıların ve daha sonra yaşananların İslam dünyası üzerindeki etkilerini Murat Aksoy Hayri Kırbaşoğlu ile konuştu. Her şey birbirine karışmış durumda ama kesin olan bir şey var ki ortada artık ne bir İslam var, ne bir İslam dünyası var, ne bir İslam ümmeti var, ne de cihat var. Ortada tamamen dini boyayla boyanmış bir bölgesel bir çatışma ve bölgesel bir takım politikalar var. Din bunların meşrulaştırılması için kullanılan bir araca tamamen dönüşmüş durumda. Bunda hiç şüphemiz yok. Buna Türkiye'de istisnası değil. Bütün sistemler dini ve dini grupları kendi siyasi amaçları için kullanır hale geldi Orta Doğu'da. Bu Batı'nın, Amerika'nın, Rusya'nın istediği bir şey mi? Ben öyle istediği bir şey olduğunu sanmıyorum. Şu an için onların da çıkarlarına hizmet eden bazı gruplar olabilir. Ama fotoğrafın tamamına bakıldığı zaman bu gelişme öncelikle İslam dünyasını vuracak. Zaten vuruyor. Türkiye'de de biliyorsun pek çok terör saldırısına maruz kaldı. Aynı zamanda bütün dünyada daha güvensiz hale geldi. Bu suretle Amerika 11 Eylül'den sonra attığı adımlarda Batı acaba başarılı oldu mu olmadı mı? Bu noktada evet başarılı olmuştur demek zor. Evet İslam'la terörü yan yana getirmede başarılı oldu ama sonuç itibariyle dünya daha güvenli mi oldu? Hayır. Avrupa Parlamentosu telif hakları ile ilgili yeni düzenlemeleri kabul etti. İnternet ortamı kökten değişebilir. Avrupa Parlamentosu bu hafta telif hakları üzerine çok tartışılan bir düzenlemeyi bugün kabul etti. 222 hayır oyuna karşılık 438 oyla kabul edilen düzenlemelerle sosyal medya şirketleri internet kullanıcılarının paylaştığı her link ve içerik için ücret ödemek zorunda kalabilir. Düzenlemeler kullanıcıların kendi sosyal medya hesaplarında paylaştığı her bir içerik için fotoğraf, video, müzik, makale gibi paylaşım yapılan sosyal medya platformu tarafından telif hakkı sahibine ücret ödenmesini öngörüyor. Düzenlemeleri savunanlar arasında kültür endüstrisinden, basından pek çok isim ve bazı sanatçılar var. Düzenlemeler eser sahibinin telif hakkı ile bağlantılı haklarını korumayı hedefliyor. İnternet ekonomisinin partisi olan editörler ve eser sahiplerinin karşısında büyük internet şirketleri ile dijital özgürlüğü savunanlar yer alıyor. İçerisinde Google ve Facebook'un bulunduğu şirketler, tasarım metninin çalışma ve ifade özgürlüğü için oldukça tehlikeli olduğunu söylüyordu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İngiltere'nin Salisbury kentinde eski Rus ajan Sergei Skripal ile kızını zehirleyen ve İngiltere'nin kimliklerini açıkladığı kişileri bulduklarını ancak bu kişilerin ne özel bir yanları olduğunu ne de suçlu olduklarını söyledi. Rusya'nın Pasifik kıyısındaki Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomik Fuarı'nda konuşan Putin, İngiltere'nin Skripal'lerin zehirlenmesinde rol aldıkları gerekçesiyle kimliklerini açıkladığı Ruslan Boşirov ve Aleksandr Petrov'un kim olduklarının Rusya tarafından bilindiğini ve kendilerini bulduklarını söylerken Boşirov ve Petrov'a çağrıda bulunarak basınla iletişime geçerek kendilerini tanıtmalarını istedi. Putin şüpheli ikilinin askeri istihbarat üyesi olmayıp sivil kişiler olduklarını da vurguladı. Eski Rus ajan Sergei Skripal ve kızı Yulia geçtiğimiz Mart ayında Salisbury kentinde Novichok isimli bir gazla zehirlenmişti. Skripaller bir süre hastanede kaldıktan sonra taburcu edilmişlerdi. Geçtiğimiz hafta İngiltere hükümeti suikastin şüphelilerinin Ruslan Boşirov ve Aleksandr Petrov isimli iki Rus askeri istihbarat görevlisi olduğunu açıklamıştı. Boşirov ve Petrov'un havaalanında ve Salisbury kentindeki fotoğrafları İngiliz polis tarafından basına dağıtılırken şüphelilerin suikasttan 48 saat önce İngiltere'ye hava yoluyla geldikleri ve büyük olasılıkla sahte pasaport kullandıkları belirtilmişti. Edgar Şar'ın konuğu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, CHP'nin yeni dönemdeki yol haritasını anlattı. Partisinin örgütleri, yönetimleri aslında çok kurumsal bir parti olduğumuz için ve Türkiye'nin kurucu partisi olduğumuz için bir genel başkan yardımcısı gördüklerinde doğal olarak bir genel başkan yardımcısına davranmaları gerektiği gibi davranıyorlar. Dolayısıyla bu açıdan bir sorun yaşamıyoruz. Fakat toplumda bir gencin bunu yapabileceğine dair inancı güçlendirmek için bazı çalışmalar yapabiliriz. Bunun da yolu tabii ki gençlerin bazı şeyleri en az yetişkinler kadar, en az daha
üst yaşlardaki kişiler kadar iyi yapabildiğini göstermek. Şimdi Türkiye'de siz bir hukukçu olarak, Türkiye'de hukukla ilgili herhalde sonsuz sayıda problem var. Dolayısıyla bunların hepsini konuşabiliriz ama yine de şu an içinde bulunduğumuz siyasi konjonktürde insanların ilgisini daha çok CHP çekiyor gibi geliyor bana. Şu açıdan CHP çekiyor. Yani neden CHP'nin muhalefeti şu anda bu kadar büyük bir kriz içindeyken Türkiye, hem ekonomik olarak hem siyasi olarak, hukuki olarak neden görünür değil? Yani bu eleştirileri bir defa kabul ediyor musunuz? Sizce yani CHP'nin şu anki muhalefeti görünür mü? Görünür olmadığına katılmıyorum. Fakat bazı sorunlar olduğunu da inkar etmek mümkün değil. Aslında herkesin CHP'ye bu kadar kızgın olması ya da bu kadar sert eleştiriler alması CHP'nin, hatta bazen olan sorunların daha da dikkat çekerek insanlar tarafından gösterilmesi ve giderek daha fazla kızılması aslında şunu gösteriyor. Toplumun CHP'den ciddi bir beklentisi var. Çünkü bir, her şeyden önce CHP Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran parti. Üstüne şu an çökmüş bir sistem var, çökmüş bir hukuki düzen var. Aslında hukuki bir düzen yok. Ve ahlaki bir çöküntü de var aynı şekilde. Dolayısıyla bütün bu çöküntü içinde muhalefetin, toplumsal muhalefetin de aslında sivil muhalefetin de varlığının güvencesi Cumhuriyet. Tunuslu balıkçı Şemsettin Marzuk kendini Akdeniz sularında boğularak ölen mültecilerin ruhuna sükunet vermeye adadı. Marzuk bulduğu cesetleri yıkayarak kimsesizler mezarlığına gömüyor. Tunus'un güneyindeki Zarsis kentinde 52 yaşındaki bir balıkçı kendini Avrupa'ya doğru kat edilen umut yolculuğunda Akdeniz sularında boğularak ölen mültecilerin ruhuna sükunet vermeye adadı. Onları kendi yaptığı kimsesizler mezarlığına gömüyor. 2014 yılında Zarsis açıklarında batan bir teknede 53 Suriyeli ve bir Sudanlı can verir. Emekli balıkçı Şemsettin Marzuk, bebeklerine sarılı bir halde can veren kadınların cesetleri vardı. Bu anı aklımdan bir türlü çıkmıyor. O cesetler zihnimde derin bir iz bıraktı diye anlatıyor. Şemsettin Marzuk, Libya sınırına 50 kilometre uzaklıktaki kentte mültecilere yardım ve karaya vuranların defin işlemlerinde gönüllü olarak çalışıyor. Balıkçı, ağına vuran insanların ölüm gemilerinde harap olan hayatlarına duyduğu üzüntüyle onların şerefli ve saygıdeğer birer şekilde gömülmelerini görev edindi. Zarsisliler bu insanlık dramına 20 yıldır tanık oluyorlar. Şehir mezarlığında yer kalmayınca belediye kimsesizler mezarlığını tahsis etti. 2011 yılına kadar cesetler çöp kamyonlarıyla taşınıyordu. Bir çukurun içine atılıp üstü kumla örtülen cesetlerin hali balıkçıların içine sinmemiş. Kızılay yöneticisi Marzuk'a defin için bir kamyonet ödünç vermiş. Bulduğu ölü bedenleri ceset torbalarına koyup hastaneye taşıyor ve onları yıkadıktan sonra mezarlığa gömüyor. Bir gün kimliklerinin tespit edilebilmesi umuduyla dolmak üzere olan mezarlığını genişletmek için para bulmaya çalışılıyor. Marzuk şimdiye kadar 400'den fazla insan gömmüş. Ana vatanı Cezayir'in geleneksel rey müziğiyle rakı harmanlayıp dünya çapında tanınır bir sanatçı haline gelen Raşit Taha 12 Eylül sabaha karşı kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Epa! 59 yaşındaki Raşit Taha Paris'teki evinde 12 Eylül'de sabaha karşı uykusuna geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Cezayir'in Oran şehrinde doğan Taha, 10 yaşında Fransa'ya gelmiş ve genç yaşta müzik kariyerine adım atmıştı. Cezayir'in geleneksel müziği Rai ile elektronik, punk ve rock müziği harmanlayan Taha, Carta de Sayo grubunun lideri olarak ismini duyurmuştu. Türkiye'de Abdelkader, Ya Rayah gibi şarkılarıyla tanınan Taha, Fransa'daki Cezayirli göçmenlerin idolüydü. Racit Taha, 80'lerde Fransızların bebeklik ninnisi Güzel Fransa şarkısını Arapça seslendirmişti. Voyla Voyla ise o dönemlerde Fransa'da artmakta olan ırkçı eğilim üzerine halkın gerçeklere uyanabilmesine yardımcı olan bir şarkı haline gelmişti. Güne Bakış'ın bugünlük sonuna geldik. Sırada ses kaydı programı var. Fatih Börekçi ve Barış Buran'ın konuğu Tolgahan Çoğlu olacak. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarın görüşmek üzere.